TV2 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bugün yine dolu doluyuz. Gerçekten çok kıymetli konuklarım var. Birbirinden değerli. Harika işler yapacağız. Fikirler vereceğiz. O zaman ben hiç vakit kaybetmiyorum. İlk konuğum Sibel Bayram'ın yanına gidiyorum. Sibel'cim hoş geldiniz. Hoş buldum. Niye sizi görmemişiz biz? Görememişiz, bulamamışız. Sen de bizi bulamamışsın. Evet, bulamamışım bugüne. Kısmet bugüne. Kısmet bugüne. Evet. Kısmet bugüneymiş. Gerçekten Sibel punch nakışı yapacak. Herkesin merak ettiği, benim de çok sevdiğim ama iyi bilmediğim güzel bir konu. Belki içinizde merak edenler, buradan bir şeyler yapayım da ben yoluma böyle bir değişik yön vereyim diyenler gelsin diyorum. Demem ben sadece bakarım o sayfadan, gider şu çantalardan bir tane kaparım diyenler de gelsin. Sibel'in işleri çok güzel. Biz şu çantayı gördük. Sevgili Aytül gece yarısı bana bu çantanın şeyini attı. Bayıldım dedim. Hemen nasıl ulaşıyorsan Aytül'e. Aytül birazdan ulaştı. Sizinle konuştu. Evet. Bana yazdı. Bizim öyle gece yazışmalarımız var. Bayıldık. Teşekkür ederim. Ve punch nakışı olduğunu hiç anlamadım bunun. Çok güzel, değişik olmuş. Evet, yani ben şey yaptım onda. Kanvas çanta üzerine içten işlendiği için dıştan çok belli olmuyor. O tamamı işli. Bundaki gibi sadece bir kısmı değil. Evet. Onun bir yüzeyinin tamamı işli. Tamamı işli. Evet. Yani bunu da çok beğendim. Kesinlikle. Öncelikle bunları. Sonra diğer işlerine baktık. Sibel, azıcık seni tanıyalım. Sen neler yapıyordun? Önce hobi olarak yapıyordum diyorsun, sonra evet, evet. Aslında biraz ben seramik anlatsana. Mezunuyum. Evet. Trakya Üniversitesi seramik bölümünden mezun oldum. Sonra iş hayatı grafik tasarım üzerine çalıştım. Sonrasında da hep böyle hobilerim oldu. Oğlum var 12 yaşında. Bir taraftan maşallah onunla ilgileniyorum. Bir taraftan hobilerim var. Bir taraftan İstanbul'da punch nakışı üzerine workshoplar düzenliyorum. Atölye çalışmaları düzenliyorum. Süpersin. Evet, şimdi şehir dışı da olacak inşallah. Olur. Yakın zamanda. Olsun. Çok iyi. Gerçekten çok güzel işler yapmış. Hemen birkaç tanesinden şöyle bahsetmek istiyorum. Hem gösterelim hem gidelim. Şimdi bize punch nakışının sıfırdan böyle nasıl oluyor? Hani ben kursa gelmişim, evet, gibi, evet, anlatalım. Seyirciler kursa gelmiş gibi. Zaten büyük bir hizmeti aslında seyircilerimizin, büyük kitlelerin ayağına götürüyoruz. Bu da çok önemli. Çok güzel olmuş. Şuna da bayıldım. Teşekkür ederim. Onu kaşeye yaptım mesela. Diğerlerini ketene, çoğunlukla bu kaşeye yapılmış. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu kaşeye yaptın. Bunu diyelim ki bir ceket sırtına, evet, kot ceket sırtına, evet, yapsak, bunları bir yerde de değerlendirsek, hani asmak yerine tabii sadece. Tabii olabilir, olabilir. Ben daha çok atölyelerde de bu şekilde çalıştığım için daha çok pano ve çantalar üzerine yoğunlaştım açıkçası. Ama tabii ki de zaten kot ceketlerin arkalarına da yapılıyor. Çok da güzel oluyor. Mesela şunu kaşe bir kumaşta düşündüm. Evet. Mesela ceketi yapmadan bunlar yapılsa. Aplike edilebilir. Aplike arkası de edilebilir ama, evet, direkt ceket direkt üstüne yapılabilir de uygulanabilir. Evet. Evet. Çok güzel işlerim var. Çok teşekkür şurada ederim. Küçük Prens. Küçük Prens göremedi gözüm. Tersten baktık. Bu da çok güzel olmuş. Küçük Prens'i okumayanlar varsa, Küçük Prens mutlaka bir başucu kitabı. Ölünceye kadar okunacak bir, evet, kitap. Dön dön oku. Her zaman farklı bir şey buluyorsunuz. Şimdi çantaların var. Evet. Burada çok güzel, şimdi biliyorsunuz poşet kullanmıyoruz. Evet. Böyle çantalar kullanıyoruz. Çantamızın içinde bunları bulunduruyoruz. Ya da gençler şimdi böyle kullanmayı da çok gençler seviyorlar. Gençler böyle kullanmayı çok seviyorlar. Yanlarında kahvelerini, kitaplarını, defterlerini, her şeylerini koyuyorlar içine. Ya çantaları haricinde asıyorlar omuzlarına. Vallahi Sibel bir şey diyeyim mi? Benim kızlar şimdilerde böyle çanta kullanmayı seviyorlar. Evet. Bakıyorum arkadaşlarına, hepsi de öyle. Bunları kullanıyorlar. Evet. Yani sadece büyük alışveriş merkezine veya marketlere giderken değil, her türlü her zaman kullanıyorlar. Evet. Şimdi bugün biz ne yapacağız Sibel? Biz bugün bu çantadan yapacağız. Bu gözü yapacak, evet, mıyız? Evet, bu gözü hay yapacağız. Maşallah maşallah.
Evet, başlayalım o Şimdi zaman. Şimdi şöyle başlayacağız. Ben hazır çanta kullanıyorum. Hazır astarlanmış kanvas kumaşlı çantalardan kullanıyorum. Bunu yapabilmek için önce tabii ki de benim bunu açıp içindeki astarını çıkartmam ve astarını kesmem gerekiyor. Hazır kanvaslara yapıyorum. Hazır kanvaslara yapıyorum, evet. Nasıl onu şeye geriyorsun? Şimdi onu anlatacağım. Peki. Şimdi şu şekilde içindeki astarı çıkarıyorum ve makasla alt kısmından kasnağım girecek kadar bir kesik açıyorum önce. Ha, evet. Yani iyi akılmış. Evet, aynen öyle. Sonra çeviriyorum ve şöyle desenimi çiziyorum. Bu şekilde işleyeceğim yüzeye, çünkü benim işleyeceğim şu şekilde olacak. Bir dakika. Kabartılı olmasını istiyorum ya dış tarafını. Evet. O yüzden tersten işleyeceğim. Çantayı ayırdın böyle. Sadece buradan kesik açtım ve tersini çevirdim. Ha, tersini çevirdin. Evet. Peki tek kata işleyeceğiz bunu. Tabii, onu nasıl yapacağız şimdi? Şimdi bu tarafını işleyeceğiz. Şu şekilde kasnağımı alacağım. Bak, ben çok sabırsızım. Evet evet, hemen. Hemen gidiyorum. Bir... Şu şekilde kasnağımı alacağım. Şimdi ben tabii uygun ölçüde bir kasnak kullanacağım bunun için. Tamam. Şu açtığım yerden bu kasnağı içeri sokuyorum. Ha, öyle yapacaksın. Evet, aynen öyle. Sonra kasnağımı sıkıştıracağım. Şu şekilde... Yani her işe uygun kasnak var, öyle söyleyeyim. Bu şekilde kasnağımı sıkıştırdım. Sonrasında ipimi hazırlayacağım. Şimdi ben tabii her zaman önce ortadan başlayacağım panç nakışı yapmaya. Evet. Şu şekilde iğnemi aldım. Panç iğnesi evet, diye bir panç şey. Panç iğnesi diye bir şey var. Benim kullandığım bu, zaten hepsi hemen hemen birbirine yakın. Sadece farklı uçları var. Uçları, kalınlıkları farklı. Evet. Şu şekilde aparatımı alıyorum, ipimi geçiriyorum, şu şekilde yaptım. Şurada küçücük bir şey anlatacağım. Sibel, daha kimse bu panç işini yapmazken, belki sen de rastlamışsınızdır, Eminönü'nde yaşlı bir beyefendi, elinde bir bond çanta denir, hani böyle sert küçük bir çanta. Çantanın içinde malzemeleri. Genellikle hep aynı binaların altında, dışarıda oturur. Bunu yapar. Ben onu dikkatle izlerdim daha, ama Türkiye'de bu yok. Yoktu. Hatta ben onu bir iki kere aradık. Gel yayına, göster bize diye. Ama işi bırakıp gelmek istemedi. Ben hiç denk gelmedim. Çok, çok yapardı yani öyle. Ve ben nasıl yapıyor bunu diye çok merak ederdim. Şimdilerde bütün malzemeler çıktı. Evet. Her yerde bulunabiliyor. Her yerde bulunabiliyor. Evet. Tuhafiyelerde var. Evet, her yerde var. Nasıl geçirdiğini görmedik ama tabii. Tekrar böyle. Geçireyim Lütfen mi? Lütfen bir daha geçirsene. Tamam. Şöyle bir aparatımız var, telimiz var. Evet. Ben bu teller çok çabuk kırılıyor. Ben misine kullanıyorum çoğunlukla. Misine ile geçiriyorum. Tamam. Çünkü çok ince tellerin bir dakika, uçları. Bir dakika, arkayı görmüyoruz. Şöyle, ucundan geçirdim teli. İçe tamam. doğru ittirdim ve buradan çıktı. Tamam. Şimdi bu tel şöyle ikili bir tel. Tamam. Bunun arasından ipimi geçiriyorum. Şu şekilde. Sonra bunu aşağıya doğru çekiyorum. Yani amaç ucundan, iğnenin ucundan ipi geçirmek, çıkartmak. Onu herhalde başarırız. Çok incecik. Eskiden böyle iğne, iplik geçirmek evet. için sigorta teli kullanırdık. Onlar da kullanılabiliyor ayrıca. Evet, bunun onlar için. Da kullanılabilir. Evet. Ama ikinci bir aşaması var. Ucunda da bir delik var. Tamam, yavaş. Oradan da, oradan da geçiriyorum. Yine aynı şekilde. Tel biraz ince olduğu için. Evet, şöyle. Yine ikisinin arasından... Geçiriyorum. Gibi yapıyorsun. Evet, mi? Aynen öyle. Şu şekilde yapıyorum. Yine çekiyorum. Bu sefer de ucunu buradan çıkarıyorum. Buradaki amaç ipin buradan akması. Şu arkadan gelecek bize hep işlerken. Sonra kasnağımı alıyorum. Çizdiğim desen üzerinden şu şekilde Sorularınız başlıyorum. Sorularınız varsa lütfen sorun. Sibel buradayken hani benim çok iyi bildiğim, cevaplayabileceğim şeyler yok. Ben de sizin gibi bakıyorum şu anda. Ben birkaç püf noktasından bahsedeyim bu arada buyurun, yaparken buyurun. Size. Şimdi şu iğnemin ucundaki şu uzunluğu şuradan ayarlıyorum. Burada ayarları var. Bu uzunluğun önemi arkada bırakacağı ipi gösteriyor bize. Tamam. Arkada ne kadar ip bırakacağımı buradaki bu uzunluktan anlıyorum. Ve bunu yaparken mutlaka sonuna kadar batırıyorum iğneyi. Bu çok önemli. Bu şekilde... Üzerinden. Önce kontür mü yapıyorsun? Önce kontürünü yapıyorum. Çünkü kontürü güzel olursa eğer iç dolgusu da güzel oluyor. Kontürünü şu şekilde devam ettiriyorum. Bitene kadar belli bir mesafede, belli bir aralıkta devam ettiriyorum. Şu şekilde.
kumaşımız kalmaz. Eli arkadan tutma önemli galiba. Elinize batmaması lazım. Tabii tabii evet. Onları arkadan ayarlayın. Evet aynen öyle. Ele battığı zaman ciddi canınızı yakabilir. Çünkü iğnelerin ucu çok sivri. Sivri ve kalın. Evet. Evet. Şimdi mesela buradan içi doldurmaya mı geçeceksin? Evet, şimdi içi doldurmaya geçtim. Bir tanesi o. Geçtin evet, mi? İçi doldurmaya geçtim. Şimdi ikinci sırasını sıra yapıyorum. Sıra mı gidiyorsun sıra öyle? Sıra sıra gidiyorum. Dolana kadar tamamen aynen şu şekilde burada yaptığım gibi. Dolana kadar. Sonra burayı da doldurduktan sonra ikinci rengimin yine kontüründen başlıyorum. Devam tamam. ediyorum. Sonra bu şekilde yapa yapa devam ediyorum. Tamam. Ben biraz yapayım isterseniz. Şöyle. Bu dolana kadar. Önemli olan şu, battığım yere hiçbir zaman tekrar batmıyorum. İki batışımın tam ortasına batıyorum her defasında ki arkadaki görüntü de güzel olsun diye. Evet, nazar aynı boncuğu yapıyoruz. Evet, aynen öyle. Şu şekilde devam ediyorum. Tamamı dolana kadar ben bu rengi yapacağım. Tekrar yine aynı şekilde. İpin serbest olması çok önemli. Yumaklarını hazırlamışsın. Evet, yumaklarımı hazırlıyorum. Atölyelere giderken de o şekilde hazırlıyorum. Katılımcılar rahat çalışsınlar diye. Çünkü çok fazla renk götürüyorum. Çok fazla renk çeşidim evet, var. Ben onu şuraya alacağım yanı başımıza doğru. Onu da görsün bir tarafından, bir taraftan. Çok güzel desenler, şeyler yapmışsın. Evet, ben de böyle hazırlamadan Yaşar bak. Burada her şey hazırlanmış, yumaklar neyi kullanacaksa o da güzel bir şey. Şimdi öyle gidiyorsun. Evet böyle gidiyorum. İstersen şeyden sonrasına geçelim. İkinci aşaman var. İkinci aşamam var. Bunu çıkarayım. Evet. Şöyle. Ha, oraya geçireceğim. Evet kasnağımı geçireceğim. Tamam. Açabilirsem. Çok mu sıkıştı? Evet biraz sıkıştırmışım. Şöyle tamam. yaptım. Tamam. Şimdi ben bunu keseyim. Tamam. Bu şekilde o siyahla tek tek sıra sıra evet. Gidiyoruz. Evet. Çok güzel bir iş yapabilirsiniz. Bize bu iş için kasnak. Evet. Punch iğnesi. Punch iğnesi. Bir iki tane olmasında yarar var. Kırılabilir mi? Yoksa kırılmıyor. Renk mi koyuyorsun? Kolay kolay kırılmıyor. Renkleri mi takıyorsun? Yok hayır takmıyorum. Ben hep tek iğneyle çalışıyorum. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Küçük bir makas. Böyle evet. Ne kalınlıkta yünler? Yani ben koton ip kullanıyorum. Genellikle bu amigurumi yapılan iplerden aslında bunlar. Hani öyle kolay anlaşılabilir. Tamam. Koton ip kaymayan ip çoğunlukla ben tercih ediyorum. Yani benim desenlerime. Bu nedir? O punch yapıştırıcısı. Yapıştırıcı mı bu? Evet. Bu onu da en son bütün iplerimizde. Şimdi şu şekilde nakışımız bittikten sonra şöyle iplerimiz yapayım. Var. Bu ipleri kesiyoruz en son. Bütün tamam. yüzeydeki ipleri keseceğiz. Sonra burayı arka tarafından panç yapıştırıcı süreceğiz ki takılmasın diye. Ya takıldığı zaman sökülmesin diye daha doğrusu. Her yerine söyleyeyim. Mi süreceğiz? Nakışlı olan her yere süreceğiz. Aa, güzel fikir. Evet. Ne kadar zamanda kuruyor? Çok çabuk kuruyor. Yani 15-20 dakikada kuruyor. Kuruyor. Evet. Çok iyi bir bilgi. Hepsini tamamladıktan sonra arkadan bir yapıştırıcı sürüyormuşuz. Bakın bu da işin sırrı. Çünkü bu yüzden hani şu çantayı alabilir evet. miyim? Şu yüzden diyelim ki bir yere takıldı. Şimdi bunlar böyle halka halka olduğu için hani gözükmüyor ama taktınız bir yere. Yüzeye takıldı, bir çiviye evet. takıldı, bir şeye takıldı. O zaman arkadan çıkmayacak. Daha buna. Çok tutuculuğunu sağlıyor. Tabii ki de çok zorlarsanız çok mantıklı, illaki çıkabilir. Akıllı, iyi bir bilgi Sibel. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Derya Hanım, evet. bir sorumuz var. Buyurun. Ne tür kumaşların üstüne yapılabiliyor diye? Nasıl kumaşların Hı-hı. üzerine yapılabiliyor? Ya çok kaygan. Sen kasnağını bir taraftan çok bitir. Kaygan ve esnek kumaşları yapılmıyor. Yani likralı kumaşları yapılmıyor. Penyeyi olmuyor mesela ama onun dışında kanvas, kot yani kot keten, kumaşa güzel oluyor çok mu? Çok güzel oluyor. Mesela diyelim ki kızımızın bir kot kumaş şeyi var, ceketi var. Arkasına kasnağımızı geçirip güzelce yapabilir miyiz evet, bunu? Evet, aynen öyle. Bir desen çizeceğiz. Evet, desenimizi çiziyoruz. Deseni de zaten eğer çizemiyorlarsa karbon kağıdıyla da geçirebilirler. Yani çıktı alıp karbon kağıdıyla üzerinden geçirebilirler. Güzel. Onları zaten desenleri internette desen yazdığınız zaman pek çok şey evet. nakış deseni mi dememiz lazım? Evet nakış deseni ya da ilgi alanınız neyse ne yapmak istiyorsanız. Ona göre evet. Bir şey yapacağız. Evet. Renk seçimlerin tabii ki çok güzel olmuş hepsinde bayıldım Teşekkür renklerin ederim. Uyumuna. Mesela şu da çok güzel olmuş şunu da çok beğendim.
Teşekkür ederim. Aslında panç nakışının güzel tarafı iki tarafının da güzel olması. Hem önü nakışın, yani burası aslında işlediğimiz yüzey, ama aslında panç nakışın özelliği kabarık olması. Evet. Boyutu arka, var. Evet, boyutlu olan tarafı şimdi bu çantada arkada kaldı. O yüzden diyorum hem önü güzel hem arkası güzel. Ya arkadan işlediğimiz da. Yüzeyin. Evet. Bu bir arka tarafı o aslında. O arka tarafı. Bu da işlediğimiz yüzey. Ama normalde panç nakışının özelliği kabarık görüntüsü. Yani üç boyutlu görüntüsü aslında. Ama bazı desenlerde güzel olmuyor. O yüzden bazı desenlerde bu şekilde tercih ediyorum ben. Vallahi iki taraftan da çok güzel olmuş gördüm. Bayağı güzel. Şimdi mavi ip geçirdi. Evet, mavi ip geçirdi. Gördüğüm kadarıyla ip geçirme olayı önemli. Evet. Onu bir kere daha görelim birazdan. Tamam. Onu soruyorlar değil mi? Herkes onu sormuş. Ben de soruyorum doğrusu. biraz yapsın. Çantalar çok enfes olmuş. Bakın bu da çok güzel. Şunu da yakından bir göstereyim. İnanılmaz güzel olmuş. Yani çok şık duruyor. Herkes çok çabuk öğrenebilir mi? Yani öğrenmekten ziyade evet öğrenebilir ama el pratik alışkan, önemli. Pratik. Pratik, evet. Yapacağız, evimize gidip çalışacağız. Evet, aynen hiçbir şey, öyle. Yani şimdi seramik kursuna gitsek hemen yapabilir miyiz? Yok, mümkün hayır, değil. Evet. Yani evet bir şekil veririz ama inceliklerini insan birkaç şeyden sonra, hatta eve de gelip biraz ev ödevi de yaptıktan sonra öğrenebiliyor. O parmakların, o ellerin o şeye alışması evet. lazım. Evet. Boyalar çeşit çeşit boyayacağız, sonra onları fırınlayacağız veya fırınlamayacağız, kurutacağız. Her şeyin örgü kolay mı? El alışkanlığı çok önemli bir şey pratik dediğin evet. gibi. Doğru renkleri seçmek önemli. Doğru ipleri seçmek, doğru malzemeyi seçmek önemli. Ben şimdi doğal bir malzeme kullandığım için koton ip kullanıyorum. Evet. Ama işte panç ipi çok şey yapıyorlar. Havluya yapanlar var, simli ip kullananlar var. Hani çeşit çeşit ne yaptığınız çok önemli. Ne evet. yapıyorsanız ona uygun bir malzemeyle devam etmek önemli. Sibel bir kere daha şimdi siyahta çok iyi anlamadık. Mesela şu turuncu güzel gözükür. Hı hı. Bize bir iğne geçirmeyi gösterebilir tabii misin de, tabii rica etsem tekrar? Şimdi her panç... Şimdi şu nedir? Niye ucunda panç kağıt değil. Var? Yani onu böyle taktığımız zaman hepsi içeri kaçmasın diye aslında kağıt var onun ucunda. Ha, biz bir dakika. Bilelim diye. Aslında telimiz burada ikiye ayrılan bir şey evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Telimiz katlanmış bir tel. Ay, ayıramadım. Şöyle bu ayrılmışı var. Ben şöyle şey yapacağız. Yapayım. Evet. Çok zor onu ayırmak. Yani bir iğne gibi. Evet. Evet. Bir iğne gibi. Şöyle bir siyahta mı görsek, beyazda mı görsek şurada. Evet. Bakın. Şurası hani kaçmasın, yukarı gelmesin evet. diye var. Sonra buradan çekiyoruz. Evet. Geriye. Çünkü iğnenin ucundan takacağız. Yani şu şekilde. Alttan giriyoruz. Evet. Alttan iğnenin altındaki yuvadan giriyoruz. Evet. Aynen öyle. Yukarı doğru çıktık. İtiyorum. Çıktık. Çıkamıyoruz bir bazen. Şey ben. Şimdi şöyle. Bir şey. Evet. Şimdi bazen çıkamıyoruz. Kapağa takılıyor bu tel. Şu siyahı alabilir miyim? Tabii. Şöyle koyalım. Bir dakika. Hı. Şöyle yapacağım. Bazen kapağa Yok. Takılabiliyor. Neyde gözükür Erkan bu? Göremedik. Görüyor musun sen orada? Mavide mi olsa? Şurada. Şöyle bir de yapayım? Deneyelim. Bazen geçmiyor. Telimiz çok şey olabiliyor. Şöyle evet. kapağını çıkarıyorum. Tekrar kapağı üzerinden takıyorum. Yani bizim şu anda şuradan çıkan, bak elimde göstereyim. Şuradan çıkan parçada bir iğne yuvası var burada. Büyük bir iğne yuvası var. Oradaki telin arasından geçirelim turuncuyu. Evet, şöyle. Bir dakika. Hemen. Kitlemesi var, onu öğrenelim gerçekten. Evet, şu şekilde geçirdim. Şöyle zaten ucunda duruyor. Dışarıya doğru çekiyorum. Çektik. Ucu çıkana kadar. Aşağı doğru çektik, evet, çıktı. Ucu çıktı. Çok uzun bırakmamıza gerek yok. Tekrar iğnemin ucunda bir delik daha var. Bu deliğin dış kısmından tekrar telimi sokacağım. Şimdi oradan yapıyorsun evet. işlemi. Evet. Şu şekilde sokuyorum. Yine ipimin ucunu ikisinin arasından geçiriyorum. Ve bu sefer dışa doğru çekiyorum. Ve şu an iğnem kullanılmaya hazır hale gelmiş oldu. Kaçırmayın oradan. Evet. Çekmeyin. Öyle başlıyoruz. Bakın evet. bu iplikle daha iyi anlaşıldı. Siyahtan daha iyi oldu. Yani bunun ucunda iki tane mi yuva var? Evet. Bir tane yuva var aslında. Bir kendi boru şeklinde olduğu için iğne ve içinden geçen, bir de bu ipi yan tarafa atmak için kullanılan bir şey var. Çünkü biz nakışımızı yaparken Bir dakika Sibel. Bir dakika. Evet, yandan evet. doğru çıktı. İçinden borudan geldi, sonra yandan çıktı. Evet. Evet. Yani bu üzerine batırmamamız için. Burada göstereyim size Buyurun. Yakından.
Yani direkt yukarıdan şu şekilde başlıyoruz mesela. Böyle mi başlıyoruz? Evet, öyle başlıyoruz. Tamam. Şöyle, ip her zaman arkadan gelecek. Hiçbir zaman. Şimdi ben eğer böyle tutarsam iğnemi, üzerine batmış olurum ipin. O yüzden bu deliğin özelliği o. Arkadan gelmesini sağlamak ipin. Tamam. Şu şekilde işlemeye devam ediyorum. Keseceğim zaman da onu da göstereyim size. Bütün işlemem bittikten sonra ipi arkadan, iğnenin ucundaki ipimi tutuyorum. İğnemi dışarı doğru çekiyorum. Makasımla kesiyorum ve ipin ucunu arkaya doğru çekiyorum. Şimdi sen daha sonra bu ön yüzü mü kullanacaksın? Hayır, arka bu içte kalacak olan yüz olacak. Heh, bizim onu gözümüz kabarık olacak, ayna oradaki gibi. Şimdi biz bunun tersini işliyoruz. Evet. Burada kabarık oldu. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki senin tutkal sürdüğün yere izleyicimiz sıfır numara oje cilas şey kullanıyormuş, cila. Şimdi şöyle, o cilalar sıvı silikon gibi malzemeler çok fazla sertleştiriyor bizim ipimizi. Ben o yüzden çok sertleştirecek madde tercih etmiyorum. Panç yapıştırıcısı o yüzden önemli. Yani çok fazla sertleştirmiyor ama bir tutuculuk sağlıyor. Bu panç yapıştırıcısı diye mi evet, bulunuyor? Evet, aynen öyle. Panç tamam. yapıştırıcısı diye satılıyor. Evet, bulunuyor. Evet. Evet, onu söyleyelim. Sen ben böyle bir şeyi ikinci kere söylersem onu öyle söyle bir daha. Bir şey, kurallar gereği öyle söylüyorum. Onu demiyoruz. Onun yerine böyle bir dönüyoruz, dolaşıyoruz, başka bir şey söylüyoruz. Bulunuyor diyeyim. Bulunuyor diyelim. Bulunuyor, evet. Bulunuyor. Bulunuyor. Evet. O şekilde panç yapıştırıcısı diye bulunuyor. Bak, sihirli cümle bu. Evet. Arzu eden oje ile de tabii yapabilir ama burada... diyor ki denedim öyle şeyleri, hani sert oluyor ama öyle yapmak isteyen de o şekilde yapabilir. Çantada çok önemli değil. Neydi önemli? Mesela kullanacağımız, mesela bunda astar olacağı için çok önemli değil. Bunda ojede kullanabilirler ama şimdi bunun içerisine biz bir şey koyacağımız için o onu çekebilir ya da bir şal koyarsınız şalınızı çeker. O çünkü çok sertleştirdiği için orayı. Hani o sıkıntı yaratabilir. O yüzden yani ama elinize şey yapabilir. Bakayım şimdi mesela. Evet, şimdi ben... bunlar da sürülmediği için bunlar yumuşak. Hiçbir evet. Hiçbir şey yok, yumuşak. Astar olmayınca önemli diyor bu şey. Evet, evet. Evet Sibel, ilerleyelim. İlerliyorum. Sonra her yerini yaptın, dolandın sonra şöyle göstereyim. Ben her yerini yaptım ve astarımı çevirdim. Yani şöyle göstereyim. Burada çeviremeyeceğim. Şu şekilde her yerini işledim. Tamam. Sonra çantamı ters çevirdim. Tamam. Şimdi bu yüzeyindeki bütün bu ipleri keseceğim. Atmasın diye çok iyi bilgiler var burada. Şu şekilde kesiyorum. Nakış boyu keseceğim. O yüzden iplerimi bu yüzeyde bırakıyorum. Diğer yüzeyde bıraktığım zaman ip uçları belli oluyor. Evet. Burada bırakıyorum. Hepsini kesiyorum. İplerimin. Az sonra sizi Cemile ablayla tanıştıracağım. Harika pazar fileleri yapıyor. Buradan sorayım. Cemile Hanım, beğendiniz mi bu işi? Şimdi o da belki benimki ileride zorlanır görürüz. Görünce. Ha, diyor ki ben burada zorlanırım diye içinden geçirmiş. Belki o da benimkilerde zorlanır diyor. Biz kadınlar iddialıyız yaptığımız işlerde. Herkes kendi bildiğini yapsın. Bak aslında... Her konuda branşlaşmak çok önemli bir şey. Şimdi göreceğiz pazar filesi nasıl örülüyor. Cemile Hanım'la desteklerinizi bugün bekliyoruz. Şimdi bütün hepsini kestikten sonra bazı yerlerde nakışlar birbirinin üzerine binebilir. Onları şu şekilde iğnemin ucuyla ayırıyorum. Bir dakika. Düzgün evet. Bir hale getireceğim. Ha, birbirinin üstüne binerse böyle evet, alacak mıyız? Evet, renkleri birbirinden ayırıyorum. Yani şimdi bu siyah bunun içine geçmiş ya. Bunları daha net olsun diye şu şekilde düzeltiyorum. Arkadan yapıştırıcıyı da sürüyorsun. Arkadan yapıştırıcıyı sürdüm, kurudu. Sonra ben iplerimi kestim. Son aşamada da astarımı, çantamı, tabii burayı dikeceğim. Tabii buradan. Dikeriz. Yine iple dikiyoruz. Tamam. Sonra bunu şu şekilde çeviriyorum. Bir ütü ya da herhangi kesinlikle bir şey. Ütülüyorum. Evet. Ütülüyorsun. Bütün ürünlerimi ütülüyorum. Evet, yaptığım bütün işleri mutlaka ütülüyorum. Evet, Sibel Bayram'ın sayfasını ziyaret edin. Bakın, destek verin. İnşallah atölye çalışmaların çoğalır. İnşallah. Herkes gelir. Bir derste bayağı bir yol alabiliyor muyuz? Evet, evet alıyoruz. Yaşasın. Panç nakışını öğretiyoruz, sonrası pratik. Biz özel ders yapalım. Hocam. Yapalım tabii ki de. Yapalım, öğrenmek istiyorum. Çok güzel. Tabii ki de. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız efendim.
Poşeti at fileye geç. Poşeti at fileye geç. Poşeti at fileye geç. Efendim, fileni sürekli çantanda gezdir. Alışverişini fileyle yap. Çeşitli şekillerde fileler, çantalar bu programda çok yaptık. Ama bugün sevgili Cemile Hanım konuğum, hoş geldiniz Cemile Ablay. Evet. Fileler örüyor. Ve çok güzel örüyor. Bir örüyor. Ben böyle reklam arasında ördü, ağzım açık seyrettim. Hiç bu türlüsünü programda yapmamıştık. Her türlü biz tığla mığla yapmıştık ama hiç bu türlüsünü yapmadık. Filelerin ipi çok güzel. Mesela azıcık da böyle bayağı iyi bir çalışma bu. Evet. Hakikaten kemik sağlığı için falan da çok iyi bizim için. Böyle şeyleri taşımak, pazarlarda torbalar falan. Değil mi? Çok iyi. Taşıyalım kendi yükümüzü. Evet. her şeyi şeye çevireceksiniz. Fırsata çevireceksiniz. Ben şimdi bu sarı fileyi kendim aldım. Ama ne renkler var, ne renkler var. Cemile Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş şeref olacağım. Verdiniz. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum bugün sizinle tanıştığımız için. Cemile Ablay, Kocaeli'nden evet. Geldiniz. Kocaeli'nde. Karabürsel, Değirmenleri arası sahip. Emekçi bir kadın. Gerçekten emek veriyor. Ve bir talihsizlik olmuş. Eşinizi trafik kazasında kaybetmişsiniz. 3 tane çocuğunuz var. Evet. Hatta çok gururlanıyor. Bir kızınız bankacı. Yönetici. Yönetici. Yönetici bankada. Ve oğlu muhabir. Bizim mesleğimizi yapıyor. Ali değil mi? Evet. Ali'ye çok sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Gurur duyulacak bir anne Ali. Gerçekten. Diğer çocuğunuz? On şehit oldu yavrum o. Öyle mi? Onu Gölcük bilmiyorum. Gölcük depreminde 20 yaşında kaybettim onu. Depremde mi vefat etti? Evet. Bilmiyordum ben. Müge, bizde canım bu bilgi yoktu galiba. Bu bizde yoktu. Evet, başınız onda sağ olsun. Oktum. Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin. O da okumuş. Bütün evlatlarını bir kadın olarak gerçekten çalışıp, emek verip, bu fevkalade işleri yaparak büyütmüş, yetiştirmiş, gurur duyulacak bir anne Cemile Hanım. Şu anda çok üzüldüğümü tahmin edersiniz tabii ki. Hani... Şok oldum diyeyim. Çok üzücü. Evlat, Allah kimseye evlat acısı vermesin. Amin. Evladın hiçbir derdini vermesin. Ama Cemile Hanım yılmamış, örmüş. Cemile Hanım, bu yaptığınız filelerin ipi nasıl bir ip? Mesela şurada ben hafif floşlu gibi bir şey gördüm. Bunlar çok değişik şunun ipi. Mesela ben bundan aldım, bu griden. Evet. Yavrum, biz daha önce mesela 60'larda, evet. 70'lerde, 80'lere kadar hemen bayağı biz... Çok, file kullanırdık. Evet, ben 5 yaşında, 6 yaşında file örmesini öğrendim. Ama büyüklerimiz hep örüyordu. Hafta sonu yani filecimiz geliyordu toplamaya. Çara örüyordu. İş veriyorlardı i̇ş evlere. Fileciler topluyorlardı. O zaman... Hepimizin çantasında böyle bir file mis vardı pazara giderken, bir yere giderken. Evet. Sonra artık 80'lerden sonra falan kalktı. Biz önceden yani ilkokula giderken bile annem derdi ki, okuldan gelince der çocuklar, biz de babasız 7 kardeş büyüdük. Annemin işte böyle desteği, birbirimizin desteğiyle birbirimizi büyüttük. Annem derdi ki, hadi kızlar derslerinizi çalışın, ondan sonra 5'er tane file örün yatana kadar. Beşer tane file, demin bana dediniz ki 5'er tane file örmeden annem bizi sokağa göndermezdi. Evet. Anne, hadi yüzmeye, deniz kenarındayız. Anne, yüzmeye gidelim, arkadaşlar gitti. Hayır, 5'er tane file örün, öyle indireceğim, ben indireceğim sizi derdi. Öyleydi yani, o zamanlar çok çok fazla örülüyordu. Ama siz bunu sonradan yapmadığınız o kadar belli ki, buyurun tabii. O kadar belli ki Cemile Hanım, siz şöyle yapıyor. Hiç bakmıyor, benimle de sohbet ediyor bu taraf. Ben böyle şoka girdim. Bir mekiğin var.
Evet. İplerin genelde pamuklu. İşte önceden hep pamuklıydı. Şimdi biz yaptırmaya başlayınca bu fileler çıkınca fabrikaya aradık, Alim'le beraber gittik. Yani ben evde bir örüyordum böyle. Gene tüccar yaptırıyordu. Bu 2-3 sene önce. Ördüm. Anne dedi, niye dedi 3 kuruşa 5 kuruşa dedi. Yani böyle dedi örüyorsun dedi bana. Şunu dedi, böyle sizi yaptığı fileye şey, evdeki portakalları doldurdu bana. Şöyle şunu tut bakayım dedi. Tuttum. Bana benim resmimi çekti. İnternete koydu. Dedi gene onlar yapar da biz i̇şte yapamaz bu. Mıyız? Bir dakika burada dur. Benim tam da istediğim ve her zaman anlattığım şey gençlerle bu işleri bilen büyüklerin gençlerle anneler bir işbirliği yapmalı. Bunu çok istiyorum. Bunu hep anlatıyorum. Evet. İşte budur. Evet. Budur. Gençler tabii ki sosyal medyayı tabii, çok daha iyi tabii, kullanıyorlar. Tabii. Burada annelere şimdi görüyorum. Hani bağında bahçesinde portakalı olan da aynı şeyi yapıyor. Gençler sosyal medyadan güzelce tanıtımını yapıyor. Anasının, babasının, bağının, bahçesinin, elmasının, portakalının, örgüsünün. Ben bunu çok istiyorum. Bunun çoğalmasını istiyorum. Aferin Ali. Senelerce bravo. Mesela bizim tanıtım çok önemli şu dönemde. Köyümüzde insanlar senelerce gece yarılana kadar meci yaparlarmış. Gece toplanıp file örürlermiş. Çocuklarına öyle okutmuşlar, büyütmüşler, geçindirmişler. Bravo. Senelerce. Sonra bir iki senedir herkes el el üstünde böyle oturuyor, televizyon seyrediyor. Bir arkadaş gelmiş, yaptırıyormuş. Ben de bu şekil olunca anne dedi, ya niye dedi, mahalleden birkaç tane dedi teyzeyi topla, çekeyim, sosyal medyaya atayım dedi. Bizim köyümüzün insanları boş duruyor. Yaptıracak olan varsa yaptıralım, yoksa da ben yaptıracağım bu işi dedi. Ve oğlum başladı. Arkası geldi. O kadar dua ediyorlar Ali'ye. O kadar dua ediyor. Biz bu sene diyorlar elimiz para gördü diyorlar. Oğlum dedi ki herkes... Bravo, alkışlayın bunu. Alkışlayın, gerçekten alkışlayın. Herkes çok affedersin. Süper. Ali öncü işte. Öncü gençlere ihtiyaç var. Bizde tecrübe var, bilgi var, iş bilme var. Ama hani bunu pazarlamada, sosyal medyada koymada gençler daha iyiler. Tabii tabii. Biz o kadar iyi değiliz. Ben kendimi de katıyorum şimdi, bu işe. İşte bu işbirliğini çok istiyorum. Lütfen gençler. Şimdi sonra Kocaköy yani çok affedersiniz 500 liraya bunu yapıyorlardı akşama kadar. Dedi ki ya ben 1 liraya yaptırıyorum dedi. 1 liraya yaptım. Evet, evet. Ben 1 liraya çıkarttım. Dedi niye 500 lira? Gerekli 1 evet, liraya yaptım. Evet, 500 kuruşa mı? O 500 kuruş. Ali 1 liraya yaptırmaya başladı. Allah 50 tane işçimiz oldu. Ondan sonra artık her hafta biz Ali ile iplik fabrikasında... Parayı yanlış söylüyorum. Ne diyorum ben? 50 kuruş diyeceğim. 50 kuruş. Evet, 50 kuruş. Ali kuruştu. Ali 1 liraya çıkarttı. Evet. Ben dedi ikimiz de yaptıracağım. Herkes kazansın dedi. Hadi bu sefer biz... Örüyor mu şimdi herkes? Herkes örüyor ama şu anda torbalar bir şeyler çıktı. Yine durdu. Ama bize şimdi şöyle istiyorlar. Yok, torbalar çıktı ama filenin yeri farklıdır. Çok farklı. Çok farklıdır. Şimdi... Daha böyle şimdi bir tane bana yapmış. Mesela bunun eni daha geniş. Bu diyor ki bunu diyor ben kendime göre ayarladım diyor. Hani boyum kısa diyor. Hani çok yere sarkmasın diye böyle bir boy da oluşturmuş. Daha ene gidiyor bu değil mi? Evet. Çok şimdi güzel bu tarz da güzel. İstemiyorsa bunun mesela omuz uzun yapıyorsun sapını. Omuzlara takmak için de buradan aşağıda torba dikebiliyorsun. Vardı benim 50 tane bitti onda. Ben gördüm o torbalıları da. Hı. Onlar da çok güzel. Onlar da. Şimdi bu floşlu ipe bayıldım. Floş, evet sonradan bu pamuklardan sonra da bunlar çıktı canım. Ama fakat bir taraftan şimdi, da öreceğiz. Söyle. Şimdi öreceğiz. Şimdi mesela onları ben size göstermek için getirdim ama reklama girmesin dediler. Mesela seçimlerde 1000 tane istediler belediyeler. Evet. Tamam. Ondan sonra mesela şimdi göğüs kanserine karşı duyarlılık için ismini vermeyeyim bir futbol takımı, ünlü bir futbol takımı, basketbol takımı 2000-3000 tane yaptırdı. Güzel. Yaptıralım o zaman. Yani böyle yaptıralım, file yaptıralım, hediye edelim. Evet. Mesela
meme kanseri farkındalık için bu rengi kullanıyor. Kullanalım. Şimdi bir şeyden başla. Mekiğe sarıyorsun önce. Mekiğim var. Bakın mekiğe de çok güzel sarıyor. Hadi yapalım Cemile Hanım. Bir taraftan hem yapalım hem konuşalım. Evet, evet. Pamuklu ipini bayağı bir köyün yapabileceği. Çünkü bu işlerde imece yapmak çok çok önemlidir. Evet. Orada şimdi ben İstanbul'da Beylikdüzü'nde torunlarıma bakıyorum. Onun için orada olamadığım için, tabii Kocaeli'de evim var benim köyümde. Orada olamadığım için orada belirli bir arkadaşlar var. Onlara bobinleri götürüp veriyoruz. O arkadaşlar. Arkadaşlar onlardan alıyor. Kim bu arkadaşların isimlerini biliyor musun? İsim. Çok mu? Ayşe, Fatma, 50 kişi. Hepsi çok. Çok da sevdiğim insanlar. Çok iyi. Yasa, Elmas abla. Bir çok düzgün yapan insanlar. Çok yani. Düzgün. El çok düzgün gerçekten. Bir şey gerçekten. İster canım benim. Bak mesela peki şimdi, köyüne bir selam gönderir misin oradaki hanımlara? Canım. Nerenin köyü? Ulaşlı. Deniz kenarı Ulaşlı. Kasabaydı, köyü mahalle oldu. Ulaşlı'ya. Kocaeli, Karamürsel. Ulaşlı'ya çok selam, sevgi gönderiyoruz. Cemile Hanım'la birlikte. Bütün ekip arkadaşlarım adına. Evet. Şimdi, bak şimdi canım benim. Bunu mesela nereden böyle başlıyoruz? Durması için. Evet. Öyle rastgele bitiremezsin. Mesela bu altı değil mi? Evet. Dönüyorsun, geliyorsun, bunun da altıları oluyor. O zaman tam düz oluyor bu. Böyle tezgahlara geçiriyorlar bunları üst üste böyle koymak için. Evet. Yani öyle ankıt unkut o aldığın zaman eline bir düz duracak. Düz duracak. Evet. Evet. Çok güzel. Hepsi mesela böyle bağlanmış. Bakın gördüğünüz gibi el bazısında işçiliği. Bazısında boncuk var bak. Bak bazısında da boncuklar var. Çok güzel. Cemile Hanım. Mekiğine dolaştırdın, doladın, sardın. Şimdi bir görelim mi orada bir tezgah hazırladı tamam. Kendine. Tamam. Makas. Var mı orada? Ben bulayım sana. Bir saniye. Makasını da mı aldılar? Ben keseyim. Keseyim mi şuradan? Kes canım. Nereden keseyim? Nereden olursa fark etmez. Tamam, buluruz. Bak mesela şey de yapabiliyoruz. Bu kalıplarla mesela ceviz. Cevizleri balkonlarda kurutmak istiyorlar. Yazdan cevizi olanlar alıyor. Böyle küçük. Evet. Küçük de olabilir delikler yani. Ha, deliği küçük ceviz olursa için. Cevizleri koyup balkona asıyoruz. Kuruyor. Çok mantıklı. Evet, benim bir doktorum vardı. Hediye götürdüm ona. Ah be yavrum dedi. Neredeydin sen dedi. Bizim cevizleri balkona yiyoruz dedi. Hep kargalar götürüyor dedi. Ha, buradan alamıyor kargalar. Küçük yuvalı da yapıyorsun. Evet, şimdi başlayalım. Bak. Benden bir yardım istiyorsan söyleyeceksin. Ama biraz sırtım canım. Evet. Bana yok. Taktım. Bak şu tezgah özellikle. Yani bu tezgahta yapıyorsun. Bir dakika, şimdi sen bildiğin için biz bilmiyoruz. Bu mesela normal. Evet. Şimdi şu bunlar mı büyüklüğü belirliyor? Bu şimdi gözleri küçük oluyor. Ha, bunlar işte evet büyüklüğü belli ediyor. Sen şimdi bununla yapıyorsun. Bununla yapıyorum. Evet. Şimdi. Gözü küçük olsun istersek böyle. Tezgah da bu. Tezgah bu. Bir yere sabitleniyor mu bu? Yok, bir yere sabitlenmiyor. Şimdi dikildim ya, bir tane yapar göster. Şöyle bak. Bak bunu. Ha, böyle takıyorsun. Ha, öyle takmıyorum ama iple yapıyorum da. Tamam. İple yapıyorum, onu böyle biraz saplıyorum. Ha, sapı burada mı yapıyorsun? Sapı iki dakikada yaparım şimdi ben. Tamam, sen onu ör biraz elindekini. Evet, görelim. Bak şimdi. Dediğim kadar yok mu? Bakın nasıl yapıyor. Ha, oradan büyüklüğü ayarlıyor. Çocuklar çok enteresan değil mi arkadaşlar? Kızlar seyrediyorlar. Çok enteresan. Ben bir hanım bana dedi ki, ben dedi Gergef'te dedi yatak örtüsü yapmak istiyorum dedi. Bundan. Şimdi öyle çok kalemle yaptım. Kalemle 2-3 metre büyüklüğünde eninde bir şey yaptım. File yaptım, onu Gergef'te ördüler. Şimdi böyle bir ağır çekim bize gösterir misin? Nasıl yapıyorsun? Şöyle. Bak, sarıyorsun. Şimdi bir geçiriyor. Bir oradan bir oradan alıyor. Bak şimdi böyle. Şimdiki gençler öğrenemiyor ama. Ama siz çok hızlı yapıyorsunuz. Nasıl öğrenelim? Ben de gencim ya, öğrenemiyorum. Hayır, şimdi köydeki yeni yetişenler annelerinden öğrenemiyor. Ha. Yanlış. İşte bu konsantrasyon istiyor. Bu işin patron olduk ya hani. Tamam. Ama çok üzüldük de Ali ile, çok üzüldük de yanlışlar yaptılar çok.
Öğrenmeye kalktı herkes. Herkes öğrenmeye kalktı. İyi. Bak mesela tüyüm oldu diye. İpim bitti. Evet. Burada hemen ağımı sardım. Yapacağım o zaman da şu şekil geçiriyorum. Şöyle. Kitliyor musun orada? Kitliyorum. Kitliyorsun. Kitliyorum. El çabukluğu marifet diye buna demişler. Günde şu anda sabahtan mesela sabah 9'da başladın ya da 8'de başladın. 5'e kadar bir yemek arası da verdin. Kaç tane olur? 10-15 tane olur. 10-15 tane olur diyor. Gece ben mesela yorgun geliyorum, torunlarıma bakıyorum. Gece bu sefer yemeğe saldıracağım. Onun için bunu yani ihtiyacım olsa da olmasa da bunu yapıyorum. Çünkü... Ama aslında çok iyi bir de antrenman bu. 5 tane yapıyorum mesela. Bayağı bir efor harcıyorsun yaparken görüyorum şu anda. Çok iyi. Bayağı güzel. Yani biz muhabbet ediyoruz. Birçok arkadaşlar bir yere toplanıp bunları yaparken. Evet. Muhabbet ediyoruz. Ona fileye bakmıyoruz yani. Peki bir pazar filesine kaç tane şey gidiyor? Kaç gram oluyor yani? Kaç gram ip gidiyor? Şöyle iki iğne ip gidiyor. İki mekik ip gidiyor. Evet. Yani 8 gram. Yani şeyleri, pazar fileleri hafif olur. Hafif olması da çantada taşıma tabii. kolaylığı getirir. Çantada bulunsun. Zaten şimdi o kadar iyi oluyor ki. Marketlerden poşetlere koyuyoruz. Hani evet. Küçük ince poşetler. Evet. Ondan daha elverişli. Bunun azıcık sağından solundan böyle... şişe gibi bir şey aldınız. Mesela kenarından hafif böyle çıkar. Çok iyi form alır pile. Ondan çok iyi bir şey. Gerçekten. Alışkanlıklar geri geldi. File taşıma bütün dünyada şu anda çok iyi bir şey. Yurt dışına da gidiyor galiba. Tabii, yurt dışından alıyor mu? Avustralya mı? Gitti. Avustralyalılar gerçekten çok çevreye, doğaya... çok meraklılar. Ben de iki kere gittim Avustralya'ya. Hem Sydney'e hem Melbourne'e. Hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Yaşam olarak sinek bile öldürmüyorlar. İlaçlamıyorlar. Her şeyin panzehiri gelişmiş orada. Bu anlattığım şey neredeyse 20 sene evvelden bahsediyorum. Ama başlarına büyük talihsizlik geldi biliyorsunuz son yangınlarla. Pek çok hayvan, pek çok ağaç, doğa büyük zarar gördü. Çok geçmiş olsun diliyorum. Üzücü bir olay. Ama bu fileler kaçmaz. Yani bir iş yapıyorsanız böyle filelere koyup satın. Mesela bir peştemal satıyorsanız, ne bileyim örgü bir şey yapıyorsanız, örgü bir bluz yaptınız. Bunun içinde mükemmel bir paket. Benim arkadaşım bu fileden gelinlik yaptı kızına. Nasıl çok yaptı? Güzel yaptı. Nasıl yaptı? Beyazdan yaptı. Evet. Astarın üstüne yaptı. Böyle çok güzel böyle bir şey. Ha şöyle beyazdan bakayım. Beyazdan. Ya böyle floşludan mı yaptı? Şunlardan mı yaptı? Şöyle bir ipten mi yaptı böyle? Şöyle daha beyaz ipten, floştan yaptı. Evet. Ondan sonra onu kendi de terzi zaten. Üstüne dikti mi boncuk üstüne moncuk? Dikti. Ayakkabılarına da böyle dediğim gibi kalem gibi küçük fileden yaptı, ayakkabıcıya verdi. Ayakkabılarını da beyaz dikti, yaptırdı. Yani benim anladığım kadarıyla şu anda elinde tuttuğu siyah boru filemizin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlıyor. Daha küçük istersek, ceviz çıkmasın istersek şunu kullanıyoruz. Evet. Kalem yaparsak hani kıyafet falan gibi bir şey yapıyoruz ama Cemile Hanım o kadar yavaşla diyorum, yavaşlayamıyor. Şimdi Amerikalılar geldiler bana. Evet. Filme. Tercümanlarından beraber. O diye çok şaşırdı. Çok yani etkilendiler. Çok etkilendi. Biz de diyor yani kese kağıdı parayla verilir bir çanta. Ondan sonra eskidikçe ama ilk önce çok yüklü veriyorlarmış pahalı. Sonradan eskidikçe gidip kağıt olarak alıyorlarmış onu. Kağıt olarak kağıtları saklıyorlar. Yani geri dönüşüm de çok önemli bir şey. Yurt dışında yabancılar genellikle kese kağıdında böyle taşırlar. Hani görmüşsünüzdür mutlaka. Hani en azından filmlerde falan da çok özen gösteriyorlar. Hani o poşetlerde olmasın. Ayrıca film çekimlerinde de bu poşetler üzerlerinde
Hani markalar yazdığı için dizilerde, filmlerde de bu çok sıkıntıdır. Hep şey alır prodüksiyon, böyle üzeri yazılı olmayan poşetler seçilir, bulunur. Zorlu şeyler var ama file alsınlar. Filmlerde file alsınlar. Çocuklar basketbola gidiyor, bilmem bir yere devamlı, yani top için iyi oluyor. Aa, ben de bunu şöyle bir şey yapacağım. Bak Cemile Hanım, bak. Evet. Olmaz mı şurasına bir gül yap? Nasıl? Erkan nasıl? Cemile Hanım, ellerine canım, sağlık. İyi ki geldin. Ya, iyi ki varsın. Kapatayım da göstereyim. Bitti. Ama dakikalar bitti maalesef. Süremiz doldu. Cemile Hanım'ın sayfasını, oğlunun açtığı sayfayı biz etiketledik. Ziyaret edin. Ben vallahi, bak belki demin gözüktü, paramla aldım. İyi de fiyatlar, güzel. Eşinize, dostunuza hediye götürürsünüz. Bir hediyenizi içine koyarsınız. Evet. Cemile Hanım'a bugün tam destek bizden. İyi ki var Cemile Hanım. Bir bere takma yarışması olsa yakışma birinci olursunuz. Kesin. Maalesef öyle bir yarışma yok. Evet, yok. Gece gideceksiniz, bir siyah elbiseniz var. Şıkırtı pıkırtı üstünüze hemen şunu. Yani yeni çıktı bunlar. Hem etek hem şal. Vay 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 vay. Saçı böyle bir jöleleriz. Şöyle bir güzelce arkadan bir toplarız. Onu da üstüne koyarız. Bir siyah ceketini. Haydi. Bir Tahiti şeyine geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet Arzu. Merhaba. Hoş geldin Arzucuğum. Bugün boyuyoruz. Birlikte boyuyoruz. Gül Özdoğan hocanın öğrencisi misin, onu soracağım. Evet, öğrencisiyim. Orada yetişmiş. Gül Özdoğan'la bugün boyayacaktık ama dedi ki ben Arzu'yu göndereyim. Arzu Kılıcı göndereyim. Birlikte yapın. Ben şunları... Dan boyamıştım, kırıldı benimki, düştü bir tane. Şu melek kanatlarım var. Bunları atölyeden ben getirdim. Arzu da çok güzel şeyler. Ah pardon Arzu, boyalı mıydı onlar? Hay hay, boyalı. Şunlar var. Şunları almıştım. Arkalarından asılıyor, şuralarından çiviye takılıyor. O kadar güzel duruyor ki. Ben Gül Özdoğan'dan rica etmiştim. Ben talk pudrasıyla yapmıştım. Ama teknoloji her gün gelişiyor. Artık buna el verecek eskitme pudraları var. Çok güzel. Ben de bununla çalışmamıştım. Şimdi birlikte bu rengi severim. Yok, bu renk çok güzelmiş. Şimdi birlikte yapacağız. Ben de yapacağım. Islak mendilimiz var mı? Ben bir tane şuraya alayım. Tabii. Sen belki daha şey çalışırsın ama. Efendim? Hangi meleği? Küçüğü mü büyüğü mü? Tamam. Aytül diyor ki o meleği isterim. Melekleri çok sever. Şimdi aldık. Siz orada bir işlem yaptınız, evet, buna. Ne yaptınız? Şimdi polyester objemiz. Evet. Önce biz yasemin rengine boyadık, akrilik boyayla. Ha, yasemin rengi diyor. Ben de düşünüyorum yasemin rengine. Yani bir şey vardır o yasemin renginde. Doğru ya, bir kokusu şey. Kokusu çok güzeldi. Ama rengi ondan güzel. Tam beyaz değil. Değil. Yasemin kemikte rengi değil. Şöyle, yani böyle ufak buruk bir beyaz diyeyim. Aynen. Boyadık normal bir şekilde, yani şunu, evet, gösterelim. Normal bir şekilde aralara girerek. Evet, isterseniz uygulayabiliriz. Uygulayalım, siz uygulayın. Tabii. Şunu yapmış mıydınız? Evet, onu boyadım bir kat. Ha, ben de bizden şey mi geldi dedim. Yok, bir tanesini takımı boyamadım, burada gösterelim diye. Evet, gösterelim. Diye. Şimdi girintili çıkıntılı yerlere fırçamızı böyle bastırarak çapraz hareketlerle hiçbir şekilde boyasız yer kalmayacak şekilde. Bu polyester malzemelerin çok çeşitleri var. Ve bütün hobi marketlerde var. Ben bunu herhalde alalı bir 4 yıl falan oldu. 2016'da aldık. Hakikaten duruyor, yani boyamadık. Çok güzel bir malzeme. Boyandığında değil mi çok iyi, evet, el veriyor. Şimdi sen burada
Bir tane çerçeve yapmışsın. Evet. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim. Bir tane de şey, birkaç şey hemen çalışmışsın. Şu size. Kamera orada, oraya koy. Okay. Tamam, şuraya koyalım. Bir dakika şöyle. Şöyle bakın şimdi birkaç aşama pudralı pudralı. Pudranın şeysi hani tozlanmış gibi oluyor. Hani eski bir şey bir yerde baktığınız zaman böyle tozlu tozlu olur ya. O efekti vereceğiz değil mi aynen hocam? Ve bunun birçok rengi var. İstediğimiz şimdi şekilde. Şimdi bana de. Şunu öğrenmek istiyorum. Birçok rengi var deyince aklıma geldi. Biz alttaki rengi istediğimiz renge boyar ve yine üstüne pudralı şey yaparsak değişik efektler alırız buradan. Evet, değil mi? Tabii ki alırız. Mesela şu şekerlik gibi şeyi ya da mürdüm neyse. Mürdüm rengine boyadık. Mürdüme mi boyadık? Evet. Almayın. Almayın kamera okay. alıyor. Mürdüm rengine boyadık. Eskitme pudramızdan sarı ve Ege maviye girdik yer yer. Sildik. Ondan sonra da parmak yaldızla ışıltı verdik. Çok güzel. Ben de bunu seviyorum. Bu polyesterde özellikle girintili çıkıntılı şeylerde parmak yaldız çok önemli. Evet. Tamam bunu boyadık. Bunu boyadık. Kurudu. Kurmaya bırakın. Biz burada vakit kazanmak için kuruttuk. Şimdi eskitme hocam, fırçamızı elimize alalım. Hangisi onu eskitme deyin. Fırçamız? İşimizi kolaylaştırılıyor. Eskitme fırçamız nasıl bir özelliği var bunun? Kıl yapısı sert. Azıcık stencil'ın şeyine benziyor, evet. fırça evet. tüyüne benziyor değil evet. ama. Evet. evet. Şimdi tabağımıza eskitme pudramızı aldık Ege mavi renginden. Siz yapın ben sizi fırçamızı takip edeceğim. Fırçamızı alıyoruz hocam. Tamam. Fazlasını mutlaka bırakıyoruz. Çünkü bir yerde yoğunlaşsın istemiyoruz. Şimdi girintilere yani kenar köşe ve girintilere girecek şekilde evet. gelişi güzel. Boyuyoruz. Evet. Şöyle melek kanadının tersinden de şöyle baskı yaparsak. Ha, hocam. Şeylere. Evet. Bak bu güzel bir evet, şeymiş. Aralarına girmesi gerekiyor evet. ki şimdi bir sonraki ben adımda. Ben şimdi bunu hep böyle kaldırır bakardım ama şu hareket onu evet. Yapıyor. Bir sonraki adımda tam olarak ne anlatmak istediğim daha netleşecek. Evet hocam. Şöyle yapalım. En sevdiğim şeyi yapıyorum şu anda. gerçekten evet, çok seviyorum. Müthiş bir terapi. Şimdi biraz daha alalım. Daha buralara yani. Doğru da gidiyorum. Yani evet, her yerini ama kısım kısım yapacağız. Ha? Kısım kısım yapacağız. Şimdi burada sudan yardım alacağız. Ha. Birazcık. Evet. Bir dakika. Şimdi, ben çok mu gittim? Yok hayır hayır sorun değil. Sıkıntı değil hocam. Tamam. Şu aralara da girelim evet, güzelce. Evet gireceğim. Çok zevkli değil mi? Çok zevkli. İnanılmaz. Ay kendimi yani, kursa gelmiş gibi şey, hissettim. Atölyede de biz hem evet. üretiyoruz, evet. hem eğleniyoruz, ben hem öğreniyoruz. Uzun bir süre ahşap boyama kurslarına katıldım. Her hafta belli bir gün. Gerçekten hayatımda en mutlu olduğum, kendime bir şeyler öğrenip bir şeyler yaptığım anlardı. Çok sevgili arkadaşlarla hep aynı grup çalıştık. Hepsine selam olsun içlerinde izleyen varsa. Şimdi bunu yaptık. Şimdi evet. teknikler, boyalar da zamana ayak uyduruyor. Her gün yeni bir teknolojiyi koyuyorlar şeylerin içine boyalara. İşimizi kolaylaştırıyor gerçekten. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi elimize kuru bir peçete alalım hocam. Buyurun. Şöyle göstereyim. Sudan yardım alıyoruz. Evet. Eskitme pudramızın biraz daha bu şimdi sürdüğümüz pudralı bir boya. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi ben belli başlı yerlerine suyumu sıktım. Tamam. Şimdi başlıyorum silmeye. Hatta biraz daha alabiliriz. Tamam. Sudan yardım. Hafif bazı yerlerinde böyle. Yalnız bu efsane bir teknikmiş. İşi çok kolaylaştıran evet. bir durum var. Gül Özdoğan. Hocam, Gül Özdoğan. Gül hocam çok güzel bir şey. Bakın alttan şeyler çıkıyor. Özellikle daha üstte olan mesela melek kanadının şu kısımlarını biraz daha fazla sileriz. Daha girintili olan yerleri. Peki şunu silsem azıcık olur, ıslak olur, mendille. Tabii, tabii. O daha kolaylaştırdı. Evet. Evet. Şöyle devam ediyoruz. Hmm. Bu çok çabuk kuruyan bir şey. Yurdanır görüyor musun ne güzel oluyor? Beğeniyor musunuz Aytül Hanım şeyinizi?
Evet, valla çok güzel oldu. Evet, elinize sağlık. Bayağı. Şimdi devam ediyoruz isterseniz yine diğer taraflara. Evet, aynen. Şimdi bu tür eski şeylerde hani gezin, böyle ne bileyim parmaklıklar, bir yerler, oralarda böyle görürüz küflü gibi. Şimdi ne kadar değişecek ama altta bir ana rengimiz mutlaka var, onu unutmayalım. Evet. Yüzü de komple yapıyor muyum? Evet, evet hocam. Şöyle... Eskitme pudramız her türlü yüzeye uygulanabiliyor. Evet. Metal, cam, ahşap. Örneğin bu çerçeveyi bir dolap kapağına eskitme pudrasıyla doku verdikten sonra eskitme süngeriyle bunu dolap kapağına monte edebiliriz, yapıştırabiliriz ve harika olur. Evet. Ve birçok, yani bu bizim hayal gücümüze kalmış bir şey. Şimdi burada daha doğru bir işlem oluyor. Ben şunu sanıyorum eskiden, size söyleyeyim öyle mi oluyordu? Mesela ben şöyle ara ara bunu süpürür sürüyordum. Evet. Ama burada daha güzel bir şey çıkıyor. Hepsinin finalinde farklı bir etkisi ortaya çıkıyor. Aynen, çok güzel. Şimdi şöyle şimdi tersten... o dediğinizi de parmak yaldızla yapacağız. Parmak yaldızla yapacağız. Evet. Terapi değil mi? Sesimiz çıkmadan biz terapimizi yapıyoruz. Üstüm boyanmasın diye çok dikkat ediyorum. Akademik eğitimimi farklı bir alanda almama rağmen elime boya değince, boya bulaşınca her şeyi bıraktım. Öyle mi? Evet, siz ben ne yapıyordunuz? Bankacı mısınız? Evet. Boya deyince ne oldu? Hayat bastım istifayı hocam, yeter artık dedi. Bastım istifayı diyor Rüya. Bir de 3 çocuk yaptım Derya Hanım. Evet. Bir de 3 çocuk yaptım. Tabii ben de 3 çocukla boyarım, yaparım. Yani hepimiz boyuyoruz evde. Çok çok güzel. Evet, keyifli işler. İnsan keyif aldığı şeyden yani. Hakikaten. Bu tarz şeylerde evde çocuğa da bakıp bu tarz şeyleri yapmak kolay oluyor. Gerçekten. Bir oda kendinize bir yer veya bir kutuya kaldırıp çıkarıp gibi. Çocuklar yatınca geçin böyle işlerin başına. Kendinize ya güzel bir müzik bulun. Ya televizyona bakın. Ya bir haber kanalını açın. Haber seyredin. Kendinizi mutlaka oyalayın. Oyalanma sonunda bir şeye dönüşüyor. Değil mi? Evet. Ben onunla ilgili kısa bir şey anlatabilir miyim? Buyurun lütfen. Çocuklarım küçük ve nefes almak istiyorum. Bir kahve molası. Dolapta parmak boya buldum. Dedim ki süper. Onları 15 dakika en az oyalarım ve ben mola veririm. Neyse çıktım, kahvemi içtim balkonumda. Geldiğimde tabii en az 45 dakika temizlik yapmıştım. O parmak boyalarını temizlemekle uğraştım. Ama 15 dakika bana yetti nefes almak için. Çocuklar mı yaptılar? Çocuklar parmak boyası ama yani masanın haricinde her şeyi boyamışlar. Onu tecrübe edemedim ben. Tecrübe edemedim. Yani bunlar nereleri boyar, ne yaparlar, bana nasıl bunun geri dönüşü olur diye hesap edemedim. Onu hiç unutmuyorum. O 45 dakikalık temizlik çok acıydı yani. Vallahi çok çok güzel bir şey. Boya, biz de mesela hafta sonu çocuklarla biraz boya yaptık. Kuruyor mu? Evet. Ben kaptırdım, boyuyorum. Sulanıp silinecek kısımları. Şöyle özelliklerin kısımlarını şu hareketlerle yaparsak daha böyle paslı, doğal bir görüntü. Güzel. Bu bilgileri verin lütfen. Evet. Evet. Su bizim işimizi kolaylaştırıyor aynı zamanda. Evet. Şöyle aydınlanması gereken yerleri de bir iki aydınlatıyorum. Evet. Mesela şurası. Makyajda da önemlidir bu aydınlık kısımları. Hani hepsi bir sanat. Evet. Şöyle. Yani. Bu su şeysi çok güzel bilgisi. Evet hocam. Çok güzel böyle resim sayfaları takip ediyorum. Çok güzel videolar koyuyorlar hakikaten. Burada altın varakla da çalışabilir miyiz mesela? Şimdi yapacağız, parmak yaldız yapacağız ama altın varak da burada işe yarar mı? İyi olur mu, olmaz mı? Olur. Yani o sizin tercihinize kalmış. Daha göz alıcı bir yani varak, altın görüntüsü istiyorsanız tabii ki olur. Neden olmasın? Kıslıyoruz. Konuşmuyorum, görüyorsunuz. Kıslıyoruz. Program durdu. Ben kaptırdım. Çalışıyorum. Hakikaten çok güzel. Şimdi şuraları yapacağız. Bir dakika. Sonra fırçamla biraz. Mesela bazı yerler gitti.
sürüyoruz, sonra siliyoruz. Sürüyoruz, siliyoruz. Evet. Süper. Şuralarda iyice çalışmak lazım. Evet. Ben bazen bunu mesela bir fırçaya dolayıp şöyle şöyle aralara falan da girdiğim olur. Yok hocam, ben de fena değilimdir yani. Estağfurullah. Benim en sevdiğim bu böyle girintili çıkıntılı polyester boyama, ama insan yapmaya yapmaya eli de duruyor, bilgisi de duruyor. Ama hocam o birkaç kere elinize alınca o devam eder. Geliyor tabii. Evet. İşte onun için dedim ki bir hocayla insan yanında bir şey yapılırken mesela şimdi ekranda bizi seyreden pek çok kişi de buradan bir şey alacak. Evet. Hobi marketlerden polyesterlere bakın. Artık tabii internet özellikle gençlerin hayatını çok kolaylaştırıyor. Yazıyorsunuz, bunlar karşınıza böyle bir dökülüyor. Artık ama şey kırılan ulaşmıyor. Bir malzeme. Çok dikkatli gelmesi lazım. Geldiği zaman boyalarınızla... Harika hocam. Sizinle... Burada çalışmak da çok zevkli, çok keyifli. Çok teşekkür ederim, çok mersi. Şöyle yapalım. Müge, neyi merak ettin? Söyle. Müge bir şey merak etti. Ben bütün gördüğünüz gibi kağıt havluları bitirdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Kurutmamız mı lazımdı bunu? Keşke bir... fön makinesi yardımımız olsaydı. Tamam, sorun değil. Şu şekilde şurada kuruyan kısmında ben gösterebilirim hocam, isterseniz. Şimdi biz böyle bir şeyi eskiden yaptığımızda talk pudrasıyla pudralıyorduk. Kuruyunca onu böyle üstünden alıyorduk. Aralara o böyle girmiş veya bir şeylik sağlıyordu. Ama şimdi boya bize bu imkanı veriyor. Sabah Gül Özdoğan hocamızla da telefonla konuştum. Aynen dedi, şey olacak, o efekti verecek ve her rengi var diyorsunuz. Evet, çok renk seçeneği var. Peki evimizde böyle neleri ne yapabiliriz bu sistemle? Yani bir mobilyamızı yapabiliriz öncelikle. Evet. Metal raflarımızı yapabiliriz. Örneğin atık su borularından bir masa yapıp bu eskitme pudralarımızı, pas efektlerimizi kullanabiliriz. Evet. Yani aklınıza gelebilecek işte metal tepside olur, ahşap dolapta olur, orta sehpada olur, her türlü yüzeye uygulanabiliyor. Bizim boyalarımızda, geri dönüşüm boyalarımızda, eskitme pudralarımızda. Yani şimdi, seçenek çok fazla. Seçenek çok. Mesela bunlardan çok güzel... Bu polyesterlerde inanılmaz şeyler var. Mesela bir tane ayçiçeğimiz var. Gül hocamız demiş ki geçen gün atölyeye geldiğinde ben yoktum. Şey demiş, bunun mesela o şeyin ortasına, ayçiçeğin ortasına reçine yapalım demiş. Boyayalım ayçiçeğini demiş. Onu da yapalım istiyorum. Şimdi ben şu baş kısmına biraz şey yaptım. Biraz daha bize şey verebilir misiniz arkadaşlar? Islak mendil ve peçete çok kullanılıyor haliyle. Şöyle yapayım, sonra da eller için gerekli olacak. Bu tarz malzemede şey kullan... nasıl bakın elime şimdi geldi? Pudralı. Yani biz ekstradan bir malzeme, ekstradan bir şey kullanmıyoruz. Malzeme pudralı. Pütürüklü, yani çok hafif bir pütürüğü var içinde kendinden. Evet. Suyla hiç şey olmaz bu boyalar. Su bazlı olduğu için kolayla çıkar. Su bazlı olduğu için Erkancığım. Hiçbir şey olmaz. Benim bu boyalar, boya yaptıktan sonra böyle suyun altında bir tane ayırırım. Hani bulaşık yıkama süngerleri var ya. Onun yeşil tarafıyla şöyle yaparım. Veya pütürüklü tarafıyla diyeyim. Pütürüklü tarafıyla böyle yaparım ve bunların hepsi ellerden çıkar. Birkaç kez yıkarım. Hiçbir şekilde kalmaz. Şimdi hocam fırçamızı temizliyoruz. Fırçamızı... Yani yıkayabiliriz de. Sonra mutlaka kuru olması gerekiyor parmak yaldızı uygularken. Evet. Ben parmak yaldızı Gül Hocan gibi elle uygularım. Elle uygularım ama şimdi... Gül Hocam'ın eli meşhur. Ben de asla parmak yaldızı... Şeyle yapmam. Gül Hoca gibi mutlaka şeyle yaparım. Evet. Elimle yaparım. Buyurun.
Fırçamızı evet, temizledik, yıkayabilirdik. Şuradan biraz su alayım. Şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru gelmiş. Paslı sehpa ayağına, ben şunu şurada bir yıkadım arzu edersen. Tabii. Paslı sehpa ayağına bu soru size. Kurulayalım hocam. Bu pudralı eskitme yapabilir miyim diye bir soru gelmiş. Yapabilirler ama öncelikle paslı bölgeleri iyice zımparalamaları gerekiyor. Evet, bu bir. Bu benim de bildiğim bir bilgi. Paslı bölgeleri iyi bir su zımparasıyla zımparalamanız lazım ki oradaki o şey gitsin, pas. Evet. İkincisi, su bazlı vernikle o bölgelerin verniklenmesi gerekiyor ki havayla temasını keselim, pasa ve o pası kusmaya devam etmesin. Güzel. Şimdi bunun en sonucunda neyle vernikleyeceğiz biz bunu? Şimdi parmak yaldızı kullandığımız için solvent bazlı sprey vernikle verniklememiz gerekiyor. Sprey vernikle. Evet. Şimdi pas efektini vurarak uyguladık. Parmak yaldızı da süpürerek uyguluyoruz. Seviyoruz hocam objeyi. Çok güzel. Çok güzel objeyi gerçekten. Objeyi seviyoruz. Seviyoruz. Fazlasını bırakıyoruz tabağımıza. Ama ben o fırçayı bırakırım. Şöyle yaparım. Şurada bir elimin şöyle biraz fazlalığı alırım. Şimdi parmak yaldızla ışıltı verirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle göstermemiz gereken kısımları biz kendimiz belirleyeceğiz. Ona göre öne çıkarmak, yani o bizim keyfimize kalmış. Örneğin mesela bebeğin saçlarının şu kısımları gibi. Evet, bunun içinde bir tık sim var. Öyle mi hocam? Evet, parmak yaldızda. Evet. Ben daha mat olanı da var bunun. Evet, doğru. Daha simsiz olanı. Evet. Bu ışıl ışıl bir evet, şey. Hocam. Daha şimdi ziyade ben öyle kullanırım. Yani yüksek kısımlara yapıyoruz. Aynen. Bulamadım yani, o kelimeyi. Yüksek, heyecandan olsa gerek. Heyecandan olsa gerek. Yüksek kısımlarına, aynen, objenin yüksekte kalan, mesela saçın lülesine, şeye. Bir süre bitti mi Erkan? Doldu mu? O zaman azıcık göstereyim. Şimdi ben buna devam edeceğim. Nasıl oldu? Şöyle bir göstersene Erkan kanadıyla. Şöyle bir. Ay çok güzel. Sizinkine bakayım. Sizinki de enfes oldu. Yalnız bana her yeri sildirdin. Seninki biraz kaldı. Ben şimdi, benim de şöyle bir huyum var. Ben bunu yaparım. Bir daha o maviden yaparım. Biraz silerim. Tekrar biraz yaldız yaparım. O da bir yöntem. Biraz başka koyuluklar da veririm araya. Verir çok misiniz? Çok güzel. Evet. O ayrı bir boyut katar. Güzel olur. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi sizinle ders yapmak ben hocam. Teşekkür ederim. Arzu Kılıç, el sanatları usta öğreticisi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Mersi. Çok mutlu oldum. Sağ ol. O zaman ne yapıyoruz? Hadi başlayalım. Hadi anlatalım. Dikiyorsunuz şunu. Yap yakıştır. Yani oldu. Çıktı. Gülsüm Hanım yok oldu böyle. Merak etme. Arkadaşım ne güzel yapmışsın. O çok teşekkür ederim Çiğdem'cim. Senin bu şeyin ne kadar güzel. Vallahi bayılıyorum. Tık diye oturuyor mu tık buraya? Tık diye oturuyor. Onun bir tabancası var. Tık 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 tık. İstediğiniz yere atıyor. O yüzden biraz böyle sabırsızsak ve arada elimizi alırsak bozabiliyoruz. Evet, oradan da zoom yap, zoom yap, gidelim Erkan. Evet, şimdi Gökçe Kahraman yanımda. Gökçe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ben gördüğün gibi el temizliğimi bitirdim ama çıktı. Şimdi keçe yapacağız ama saçları keçeden ben bittim. Masal kahramanı gibi geldin. Teşekkür ederim. Gökçe Kahraman zaten. Masal kahramanı oldun bugün bizim için. Teşekkür ederim. Nasıl yaptın bunu? Kim yaptı? Ben daha önce yeğenimle denemiştim bunu. Evet. Daha böyle renkli, üç renkli şeklinde yapmıştık. Bu sefer hani arka kuaför arkadaşıma rica ettim yapar mısın diye. Çok zorlandı ama yapabildi. Koydular ama kuaförler yapıyor. Ben yapıyor. Keçeyle görmemiştim ama başka bir şeylerle yapıyorlar. Polyester saçla yapıyorlar ama. Polyesterle. Evet, keçeyle birazcık zorlandılar. Neden?
O kayıyor çünkü. Bunda şey birbirine dolaşma ihtimali daha yüksek. Polyester akıp gidebiliyor ama İşte onu dedim. Bu akıp gidiyor. Ama çok güzel olmuş. Mesela çocukların herhangi bir gösterisinde bir şeyde bunu düşünebileceğiniz nefis bir saç olmuş. Gökçe ilk defa katıldın evet. yayınımıza. Çok beğendik yaptığın işleri. Çok teşekkür ederim. Peki sen de işletme mezunusun. Evet. Yolunu değiştirmişsin. Evet. Bu yolu değiştirmek ve o sevdiğin alanda ilerlemek şimdilerde çok güzel bir şey. İnsan sevdiği işi yapmalı gerçekten. Biraz da hikayeni dinlemek istiyorum. Dediğiniz gibi işletme mezunuyum. Çalıştın mı? Çalıştım. Evet, hayatında? Telekomünikasyon firmasında hizmet danışmanlığı ve akademi eğitmenliği yaptım. Evlendikten sonra evet. iş yerinden ayrıldım. Sonrasında bir çocuğum oldu. Şu anda 10 yaşında. Mutlulukla, güle güle büyüt, sağlıkla büyüsün Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Evet. Onunla evdeyken bir şeyler yapmak istedim. Yeğenlerim oldu, kız yeğenlerim olunca onlara keçelerle süsler yapmaya başladım. Bu arada işte taçlar yaptım, loğusa terlikleri yaptım ama bunlar keçeyle de değildi. Sırf süsleme olarak da. Süsleme olarak evet. da kullandın. Evet, onları da yaptım. Keçeyi. Hı-hı. Evet, şu anda yaptıklarını bir göstermek istiyorum. Merak ediyor izleyicilerimiz tabii ki haklı olarak. Şuna bir bu ne tatlış bir şey. Bunları nerelerde? Bugün bunu mu yapacağız? Bugün onu çalışacağız. Evet. Bunları şu anda popüler olarak yeni doğan fotoğrafçıları konsept çekimlerinde kullanıyorlar. Öyle mi? Evet. Onu evet. bilmiyordum. Evet. Çok güzel. Şunlar da çok güzel olmuş. Kapı süsü olarak. Kapı süsü. Evet. Doğumlarda falan da kullanılır. Evet. Evet. Yaşar'a şöyle Yaşar. Şurada bak oraya kameraya doğru döndür istersen. Hı hı. Bu doğum günü için hazırlanmış bir taç. Ha doğum günü evet. tacı. Öyle şeyler de yapıyorsun. Evet, bu bir masal normalde. Bana masalı anlattılar. Anladığım kadarıyla yorumladım. Doğum günü tacı haline getirdim. Peki yanda şeyler var, kahramanlar. Onlar da çok güzel. Evet. Bunları mesela nerelerde kullanıyorlar? Bunları sadece kafa olarak yaparsanız broş olarak da kullanabilirsiniz. Ha, çok bütün olarak yaparsanız bazıları bebek odalarında süs olarak da kullanıyor. İşte dediğim gibi yeni doğan fotoğrafçıları onları bebeklerin eline veriyorlar. Onlara uygun taçlar yapıyorum. Yan tarafında var görüyorsunuz. Bir dakika ona da bir hemen bakmak istiyorum. Ay şu çok tatlıymış. Çok güzel yapmışsın. Bayıldım buna. Küçük bebeğe mi takılıyor evet, bu? Evet yeni doğan bebeğe takılıyor. Evet bunlar bebeği olacak kişilere burada çok güzel bilgiler var gerçekten. Bayıldım bayıldım. Çok güzel çalışmışsın. Çok teşekkür ederim. Şu taç da çok özel ve güzel. Bakın bu da doğum günü olan küçük yavrumuz bunu takıyor. Evet. Terlikler var. Evet. Sonra şu neydi elekler. Evet eleklerden pano çalışmışsın. Pano evet. çalışmışsın. Şöyle Yaşar'cığım. Bu panolar da çok güzel. Evet. Bu şekilde. Şu çok özel bir çalışma galiba. Evet, benim için özel oldu. Özellikle bu program için tasarladım onu. Normalde duvar büstleri olarak kullanmak amacıylaydı. Ama burada daha güzel hani görsellik açısından paylaşabilmek için bir tabloya yerleştirdim onu. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok güzel. Hadi başlayalım. 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 Keçeyi sevdiğinizi biliyorum. Keçelerde de hakikaten çok güzel. Herkes kendi yorumunu katıyor keçeye. O çok güzel oluyor. Onu çok beğeniyorum. Mesela evet. bugün saçında gördüğüm şey bu bir farklılık. Evet. Güzel olmuş. Evet. Teşekkürler. Şimdi nasıl yapıldığını anlatarak Anlat yaparsam bize. Eğer şu baş bölgesini oluşturmak için ilk başta göz kararı bir parça aldım ve doladım onu. Evet. Doladıktan sonra hafif iğneliyorum. Baktım ki yapacağım objenin kafasına göre daha küçük bir görsel oldu. O zaman tekrar ilave ediyorum. Baştan niye büyük almıyorum? Daha sonra onu küçültmek zor. Zor. Evet. Mesela buna büyütecek misin bir bunu lokma? Bunu tabii ki. Büyüteceğim Büyüt bakalım nasıl oluyor. Bakalım. Görelim. Yine küçük bir parça koparttım. Dolayarak
Çok büyük almıyorum, yavaş yavaş gidiyorum diyor ki çok önemli bir bilgi. Evet. Normal araba yıkama süngeriyle çalışıyorsun. Evet. İğnelerin tekli iğne mi? Tekli var, ikili var, üçlü var. Ondan sonra yedili olarak hani evet. geniş yerleri kullanmak için yediliyi kullanıyorum. Bu şekilde. Neye göre iğneliyorum'a gelirsek de kafasının tepesinde bir ovallik var. Bakın şöyle gösterelim kamera orada. Bu ovalliği vermek için bu sefer yanlarından iğneliyorum. Evet. Formu elinizde vererek iğneliyorsunuz. Bakın form çok güzel gerçekten. Hani yüz yuvarlak değil. Arkası biraz daha düz. Önden birazdan burnu falan gireceksin evet, galiba. Evet. Evet ilerleyelim. İlerleyelim tamam. Diyelim şu baş... şeklini verdik. Şimdi yanak kısmının şişkin kısımlarını yapacağız. Onun için de yine bir parça yün kopartıyoruz. Onu yine dolama yöntemiyle yanağı şişkin olacağı için şu şekilde yerleştiriyorum. Ama sonra üstüne beyaz mı kaplıyorsun? Sonra beyaz katacağım, altın, evet. Altını öyle hazırlıyorsun, sonra beyazı koyuyorsun, öyle mi? Evet, neden öyle yaptım? Sırf beyazı kullanarak da yapabilirdim ama şu anda bunun formunu, beyaz olan keçemin formunu vermek biraz daha zor. O yüzden daha sert bir keçe kullanıyorum, sonra üzerine rengi katıyorum. Ha, rengi katıyorsun. Evet. Çok mantıklı, akıllı bir şey. Çok beğendim bu cümleni. Teşekkür ederim. Çok kafanı yatırma, çok tamam. yakındayız lütfen. Tamam. Evet. Çok çok güzel. Bakın yanak formu, aynısını öbür tarafa da yapacaksın galiba. Öyle mi? Yaptım ben daha yaptın önceden. Yaptın mı? Yapmışsın. Evet, hani evet, kademeli tamam. olarak hazırladım. Tamam, ortaya da yapacaksın galiba. Ortaya burun çalışacağız şimdi. Şimdi ortaya da burun var, yanaklar var. Bunları önce kahveyle yapıp beyazı sonra yapıyorum diyor. Yalnız bu dünya tatlısı bir şey. Bu ne kadar güzel gerçekten. Çok teşekkür. Çok güzel bir şey seçmişsin yayınımız için. Teşekkür. Evet. Biraz daha hızlı ilerleyelim. Evet. Tabii çok yapman lazım onu. Kuru iğneleme yapıyorsun evet. keçede. Evet. Islak bir şey kullanmıyor. Burnu içinde yine bir parça aldım. Onu elimle o formu veriyorum ilk başta. Önce veriyorsun bunun için. Formu veriyorum. İlk önce birazcık dışarıda iğneleme yapıyorum. Daha yüzüne montajını yapmadan önce. Evet. Dışarıda hafif iğneleyip formu birazcık hazırlıyorum. Uç kısımlarını çok fazla iğnelemiyorum. Çünkü oranın biraz daha çiğ kalması ve yüzeye... Eline dikkat et. Evet. Yüzeye buranın... daha kolay... yapışabilmesi, orada uygulama yaparken daha iyi yedirebilmek için oraları iğnelemiyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi çiftli iğneyle yapıyorsun. Daha sonra onu burun olarak evet, yerleştireceğiz. Yerleştireceğim. Şimdi burnu tam ortaya yerleştireceğiz. Buyurun. Neden üstünü öyle bıraktın? Üstünü öyle bıraktım çünkü bunları yanlara bu şekilde şu formu vermek için, şuradaki kabarık formu vermek için kullanacağım. Çok güzel bir aklı var. Evet. Şimdi ilk başta... Gökçe kahraman, kahramanca yapıyor. Hakikaten bunun bir ismi var mı? Onun bir ismi yok, siz koyabilirsiniz. Ay bilemedim. Ne koyalım bunun ismini? Çok tatlış değil mi? Ne olsun? Bulut mu? Minik. Minik koyalım. Minik. Evet. Minik. Çok güzel. Minik olsun. Bazen... Minik de minik. Oo, çok güzelmiş minik. Bazen elimle de yine formu vermek için müdahale ediyorum. Sadece iğneyle yapmıyorum. Elinle de tabii ki. Elimle de şu mesela şu formu görmek istiyorsam elimle düzeltip o şekilde evet. sabitliyorum. Şimdi bu yukarıda iğnelemeden bıraktığımız kısmı şu şekilde. Evet. Sonra koyduk şeyleri. Gayet güzel. Şunu da çok beğendim. Bu da çok güzel olmuş. Teşekkür mesela. Ederim. Evet. Bu bebeklerden de
yapmıştık daha önceki yayınlarımızda. Evet. Terlikler normal bir keçeyle mi yaptın? Şeyleri, formları çok güzel yalnız. Bu ıslak keçe yöntemiyle yünü sererek. Evet. Daha sonra su ve sabunla birlikte yoğurarak bu formu veriyoruz. Çok güzel vermişsin yalnız. O da zor bir iş. Teşekkür ederim. Su ve sabunla şekil vermek de çok çok zor bir iş. Evet. Şimdi burnunu yüzünün ortasına sabitledik. Bu şekilde. Evet. Yapılmış halini tekrar koyuyorum. Yanakların beyaz kısmını yapalım. Bir yapalım. Kısmını yaptım. Şimdi diğer kısmını. Şey çok akıllıca geldi bana. Yani altı kahverengiyle şişirip yükseltip ondan sonra üstüne beyazı koyuyor olman. Çünkü bakayım beyaz farklı. Evet, farklı. Çok bir yumuşak bir yün. Evet. Bunların arasında yani böyle sertler, yumuşaklar falan diye ayrılıyor mu böyle? Evet, bazısı kısa lifli oluyor, bazısı kalın lifli oluyor, bazısı uzun oluyor. Hani bu program için daha çabuk şekil alabilen bir yün tercih ettim açıkçası. Buyurun, buyurun. Kısa lifli ve daha sert bir yün bu. Evet. Yapalım. Yapalım. Şimdi beyaz kısmına bakıyoruz. Bu şekilde bir formu var. O yüzden yerleştirirken de yine aynı formda yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi Gökçe, seni rahatsız etmeyecekse bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Senin panik atak gibi ya da benzeri bir şey evet, neyse. Evet. Bir rahatsızlığın varmış. Evet. Ve sen bununla onları aşmışsın. Evet. Biraz bundan söz etmek ister misin bize? Tabii ki bahsederim. Yaklaşık 9 yıldır bu rahatsızlıkla biraz mücadele ediyorum. Ama keçe sayesinde bütün her şeyi unutup, daha doğrusu bunu terapi yöntemi olarak kullanıyorum kendime. Ben de öyle çok yaptığım olur. Kendime hemen, yani pek çok seyircimiz, elime örgümü alırım, boyamı alırım, her şeyden kaçarım. Boyaya, örgüye, keçeye neyse o, oraya bir gizlenirim, evet, kaçarım. Ama orada da rahatlarım ve onu aşar. Öyle çok şey yapmam, hemen bir ilaç alayım, şunu yapayım, bunu yapayım yapmam. Hani öyle sıkıntılı olduğum zaman. Evet. Neden bunun adı, örgünün adı, bu işlerin adı bir terapi? Gerçekten hani terapimizden bir yol buluyoruz aslında. Güzel bir şey yaptığımız şey. Boncuk dizerim. Hiçbir şey olmasa boncukları dizerim. Bir bilezik yaparım, iki bilezik yaparım. Anlayın ki o zaman... Ben de bir şey var ama orada da çok güzel şeyler çıkar ortaya. Hepinizin oluyordur mutlaka. Evet. Evet. Şimdi yanağın formunu. Peki sonra bunlar giderek azaldı ve sen o şeyi aştın değil mi? Yani şu anda burada sizinle konuşabiliyorsam bayağı bir aşmışım demektir. Yani çünkü gerçekten bazen beni sosyal hayattan uzaklaştırabilecek noktalara kadar getiriyordu o panik atak rahatsızlığı. Evet. Çok şükür ki hani şu anda keçelerim sayesinde ben onu tam anlamıyla hani bitirdim diyemem. Ama aştım. Aştın. Evet. Mesela buna en iyi gelecek şeylerden bir tanesi de hani böyle bir sıkıntılı anlarımızda tabii ki doktorların tedavilerini uygulayın ama bana mesela yürüyüş de çok iyi geliyor. Evet. Temiz hava, oksijen hem şekerime çok iyi geliyor hem beni böyle bayağı bir şey yapıyor. Sakinleştiriyor, iyileştiriyor. Hani böyle bir yaşanan şu son şeylerde mesela yürüyüşe attım kendimi. Hakikaten yürümek orada ciddi anlamda insanı böyle bir şey yapıyor. Tavsiye ederim. Yürüyün yani. Spor olsun diye değil, normal ayağınız rahat olsun sadece. Çıkın biraz temiz havaya, oturun bir yerde. Bir ağaca bakın, denize bakın, ne varsa artık. Kırlara bakın, bir çocuk parkına bakın. Ama o bir iyi geliyor insana, gerçekten. Oldu mu bizim burnumuz? Bakayım. Burnumuz oldu. Ya yanağımızı daha doğrusu beyaz kapladık. Şimdi şunu mu yapacağız? Evet. Şu yükselti ama şurada bakın birkaç tane detay var. Şuralar var. Evet. Şu orası böyle hafif yarık gibi. Burada pembesi var. Sonra pembesini koy. Evet. Ya o kadar güzel bir ifade verdirmişsin ki. Çok teşekkür. Ben buna bayıldım Gökçe'cim. Evet, buyurun. Ayrıca şunu söylemek isterim. Yani yünün ekstra bir
pozitif enerji yükleme gibi bir durumu var. İnsan üzerindeki negatif enerjiyi aldığı söyleniyor ve pozitif enerji yüklediği söyleniyor. Ayrıca keçe terliklerin romatizma hastalarına iyi geldiğini söyleyenler var. Birçok faydası var. Benim en büyük gördüğüm fayda psikolojik açıdan oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum herkese. Evet, ne güzel, ama bir iş kolu da ilerliyor yanından. Evet. Üç tane mi çocuğum? Yok, bir tane. Bir tane, pardon. Bir tane oğlum var. Üç tane. Evet. Evet, şimdi şunu soruyor izleyicilerimiz. Bu elekten daha önce yapmıştık yayınlarımızda. Bunu buraya, keçeyi yaptıktan sonra nasıl tutturmuş? Onu mu soruyorlar Mügeciğim? Burası nasıl tutturuldu? Yapıştırıldı mı? Dikildi mi eleğe? Normal mum silikonla yapıştırdım. Evet. Mum başka, silikon nedir? Yani bildiğimiz silikon. Evet. Silikonla yapışmış. Sonra o kötü görüntüsü gitsin. Keçe figürler nasıl monte edildi? Yine silikonla. Evet. Silikonla monte edildi. Bunlar ayrı ayrı yapıldı. Bu buraya yapılırken bu panoya yapıldı. Ağaç ve şey. Doğru söylüyor muyum? Evet. Ama bu ayrıca yapıldı. Bu bebek bir boyut. Evet. Buraya bir şey koymuşsun, ağaç yani parçası. Yani arzu edildiği gibi taşla konulabilir, ağaç parçası eleğin da konulabilir. Eleğin kendini söküyorsun burada. Evet. Ondan sonra bunu monte ediyorsun. Sonra kenarlarına bunu mu yapıyorsun? Evet, dışarıdan görüntüsü kötü gözükmesin diye onu ekledim etrafına. Evet, arzu ederseniz bunlardan da bir gün yaparız. Burada da var. Burada bakın şunlar var, balıklar. Bu da akvaryum gibi olmuş. Evet. Evet. Şimdi vücudu nasıl monte edeceğini merak ediyorum. Şöyle bir özet olarak hepsini anlat, ondan sonra detaylarını detaylandıralım. Tamam mı? Bu gördüğünüz burun yapısının altında bir tane de ağız var. O ağzı yine kıvırma yöntemiyle gördüğümüz boyutta kopartıp kıvırıyoruz ve buraya bunu kenarlarından iğnelemek suretiyle sabitliyoruz. Onu ek parça koyuyorsun tekrar. Ek parça koyuyorum. Tamam. Evet, onu onları yaptığımızı düşünelim. Tamam. Şimdi bir tane uzun bir şey yaptın gövde. Evet. Bunu da aynı yöntemle yine küçük, yaptın. Hani hızlıca sarılışını göstereyim evet, isterseniz. Buyurun. Gövdeyi gösteriyorum. Gövdeyi gösteriyorum. Bu sefer daha fazla. Uzun, fazla bir yün aldım. Yine keçeleşmesi için İğneliyorum. Baktım bu zayıf geldi. Üzerine tekrar ilave yaparak ki burada var. Burada var. Formunu veriyorum. Sonra bacakları kolları yapıyorsun. Evet. Bacakları kolları yapıp sonra. Şunu çok merak ediyorum. Çok affedersin. Bunu buraya nasıl takıyoruz? Hemen göstereyim ben. Gösterelim. Sana. Onu merak ediyorum. Hiçbir iğne iplik kullanmadan veya yapıştırıcı kullanmadan yapıyoruz bu tekniği. Yine iğnemizle birlikte. Ha, kenarlarından onu yapınca evet. Pekişiyor mu onlar birbirlerine? Evet. Yalnız hani birkaç kere yapıp değil de onun oranın tam sertleşmesini sağlarsak daha kalıcı bir sağlamlık olur. Yapalım görelim. Tamam. Bak. Evet. Ön kısımdan yaptığım gibi arka kısımdan da sabitliyorum. Aslında tam dört tarafından iğneleyerek sabitleyeceğiz. Bir sorumuz var. Mesela şuralarda ben görüyorum. Şu bulutlarda görüyorum. Keçede, şuralarda falan. Hı hı. Keçede renkleri birbirine nasıl karıştırıyoruz diye bir soru var. Keçede renkleri birbirine karıştırma konusu. Göstereyim isterseniz. Gösterin. Evet. Koparttık. Sonra bunları bu şekilde elimizle harmanlıyoruz. Keçe aldığımızda da bu konuları belki bunu soran ilk defa seyrediyor bizi. Hep bunları yaptık daha önceki derslerimizde diyeyim. Keçe derslerimizde, keçe sınıflarımızda. Bu şekilde harmanlayabiliyoruz. Evet. Sonra kolu bacağı yapıyorsun. Evet. Buraya pembişi koyuyorsun. Sonra şuradan göreyim. Evet. Papyonu var. Papyonunu yapıyorsun. Kulaklar. Kulaklarını yedili iğneyle çalıştım. Daha geniş bir ve ince bir formu olduğu için. Bir tane görelim. Tabii. Yedili iğne. Bunun beşlisi de var bu iğnenin, değil mi? Beşlisini kullanmadım hiç. Evet, yedili kullanıyorsun. Hı hı. Tamam. Ben de beşlisini kullanıyorum. Öyle mi? Evet. Siz yoksa benimki de mi yedili? Formu buysa yedilidir. Formu o ama bazen içindekiler eksilebiliyor. Kırılınca. Kırılı az olabilir. Evet. Şimdi bakın, burada da bunu keçe yapmak için artık bulunuyor mu Türkiye'de bunlar? Tabii bulunuyor. Bu fırçalardan var.
Bunda da çok rahat çalışılıyor. Özellikle bu çoklu şeylerde, iğnelerde. Buyurun. Boyut vermeyeceğim figürleri ben bu fırçada çalışıyorum. Hani böyle daha böyle ezileceği için. Ne oldu? Takıldı mı? Takıldı, evet, evet. Aslında yeni başlayanlar şu çalışmaları yapsalar çok güzel, elleri alışıncaya kadar. Evet. Şeyi de bu şekilde yapıyoruz. Kulakları da bu şekilde yapıyoruz. Peki hiç kesme yapıyor musun? Tamamen form mu verdiriyorsun? Form verdiriyorum. Şuradan böyle kesmen oluyor mu? Olmuyor. Kesersek oradaki dokular birbirine girmesi, yani görüntü olarak hoş olmuyor. Hoş olmuyor. Evet. Valla Gökçe, çok güzel teknik bilgiler verdin. Çok teşekkür. Reklamlara gideceğiz. Birazdan Sağlıkla Gülümse de birlikte olacağız. Gökçe'ye çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Ne güzel işler yapıyorsun Gökçe'cim. Sayfasına bakarsınız artık. Evet, şimdilik burada görevimizi tamamladık efendim. Hadi Didem, girişelim. Köftemizi saracağız patlıcanın içerisinde. Oh dur, anlatma gerisini. Kaşar var. Üzerinde kaşar peyniri var, bak bu da ayrı. Ay hayat ne kolaylaştı, bak Sayımen bak. Sen otur da onu aç. Yaymak istiyorum. Bu şekilde. Hop hoppa. Ha, yine aynı yüzü geldi. Aynı. Hop, hop. Oldu. Bir tane yumurta sarım vardı. Onu da içine ilave ettim. Bir de ayran bunun yanında. Kişnişin verdiği aroma inanılmaz. Ben de koyarım kişniş. Hadi gel. Muhteşem. Çarpışalım seninle. Kişniş ben koyarız. Ben de koyarım. Çok iyi bir fikri var bu yemeğin. Benim fikrim. Kullanırsanız Derya Baykal böyle demişti dersiniz.